Deney 1006 ve Poppy arasında gizli bir bağ var. Acaba ortak mı çalışıyorlar? Aralarındaki şeytani plan ne? Yoksa Deney 1006 Poppy tarafından mı yönetiliyor? Ve ikinci bölüm sonunda Deney 1006 Poppy'yi büyük ihtimalle esir aldı. Tüm bunların kulağa garip geldiğini biliyorum ama bu videoda izleyeceğiniz gizemler bugüne kadar Poppy Playtime'la ilgili bildiğiniz her şeyi size unutturacak. Sanırım Chapter 2 ve 3'ün tüm sırrını çözdüm. Şimdiye kadar hiç kimsenin fark etmediği gizemleri bu videoda görecek ve çok şaşıracaksınız. Önceki Poppy Playtime videosuna aynı gün içinde 14.000 like atıp videoyu Trend 9'a çıkardınız. Ve trend rekorumuzu kırdık. Desteğiniz için çok teşekkürler. Yeni hedefimiz Trend ilk 5. Bunu da başaracağız. Bu videoya da gün içerisinde 10.000 like gelirse yarın saat 12'de sürpriz bir videoyla daha karşınızda olacağım. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Deney 1006 ve Poppy arasındaki şaşırtıcı gizemleri birlikte açığa çıkaracağız. Öncelikle Deney 1006 ile ilgili bildiklerimizi gözden geçirelim. Deney 1006 prototip olarak biliniyor. Peki prototip ne demek? İlk örnek, yani deney 1006 belki tüm deneylerin, belki de kendi türünün ilk deneyi, bu yüzden prototip ismini almış. Kendi türü deme sebebim şu, deney 1006'ya baktığımızda onu diğer deneylerden ayıran bir şey fark ediyoruz. Mekanik kolun içerisinde insan kemikleri var. Yani bu deney insan formuna yakın bir hale gelmek üzere tasarlanan türünün ilk ve belki de tek örneği. Ancak deney 1006'nın bilmediğimiz bir sebeple terör estirmeye başladığını birinci oyundaki kasette görmüştük. İsterseniz ilk oyundaki kasete Türkçe altyazılı halde bir göz atalım. Dikkatle izleyin. Fark ettiğiniz ve duyduğunuz önemli bazı şeyler olacak. Final log in relation experiment 1006 the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Bu kasette Deney 1006'nın pençesini görmüştük ve kasetin kaydedildiği fabrikanın hala aktif olduğu o dönemde fabrikada yaşanan her şeyin sorumlusunun Deney 1006 olduğundan bahsedilmişti. Ve bu kasette eğer dikkat ettiyseniz Huggy Wuggy'nin çığlığını da duymuştuk. Bu yüzden birinci bölümden sonra Deney 1006'nın Huggy Wuggy olduğunu düşünen çok fazla kişi vardı. Ancak Huggy Wuggy Deney 1006'nın yönettiği bir varlıktı. Bu kasetin içerisinde çok farklı gizemler de var ama bu ayrı bir videonun konusu. Kanala abone olup tüm bildirimleri açarsanız o videoyu da kaçırmamış olursunuz. Daha sonra ikinci oyunda Deney 1006 ile ilgili bir kaset daha bulduk. Bu kasette ise Deney 1006'nın inanılmaz zekasından ve öldürdüğü birinden bahsediliyordu. Ve bu kaset aslında oyunun tüm sırrını bize veriyordu ama bunu kimse fark etmedi. Şimdi Türkçe altyazılı şekilde dikkatlice izleyin. Bakalım birazdan bahsedeceğim inanılmaz sırrı bulabilecek misiniz? Log code 08502 in relation experiment 1006 the prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery along with several other components to create a laser pointer which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely re-lock the door, despite the other specialists still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence, beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Bu kasetle Deney 1006'nın çok zeki, vahşi ve özellikle Playtime Co çalışanlarına karşı çok öfkeli olduğunu ve onları rahatlıkla öldürebildiğini öğrenmiştik. Bu kaset aynı zamanda Huggy Wuggy'nin deney numarasını da bize söylüyordu. Yani Huggy Wuggy'nin deney 1006 olmadığını da burada öğrendik. Deney 1006'nın kim olduğuna daha önce başka bir videoda bakmıştık. O yüzden bu videoda tekrar o konuya girmeyeceğim. Ancak sanki deney 1006 aslında o deneye kendi isteğiyle belirli bir amaç için dönüştürüldü. Ama sonra onu kontrol altına almaya ve onunla ilk başta anlaştıkları gibi ilerlemek yerine yetim çocuklar üzerinde deney yapmaya başlayıp tamamen karanlık bir amaçla Playtime Co'nun ilerleyişini sürdürdüler ve bu yüzden Deney 1006 onlara çok kızgın. Deney 1006'nın Playtime Co çalışanlarına neden bu kadar kızgın olduğu da yine diğer videoda detaylıca bakacağımız konulardan biri. Ama bu kasetin içerisinde alarmlı bir çalar saatten bahsediyor ve bu saat aslında Chapter 2 ve 3'ün bütün sırrını çözmemizi sağlayacak. Birazdan bu konuya da geleceğiz. Şimdi konumuza geri dönelim ve isterseniz Poppy ile ilgili bildiklerimize de bir göz atalım. İlk oyunda Poppy'yi uzun yıllardır tutsak edildiği bir kasadan kurtarıyorduk. Uzun yıllardır tutsak edildiğini kasayı açtığımızda yaşadığı şaşkınlıktan anlayabiliyorduk. You opened my case. İkinci bölümde ise Poppy'nin kasasından çıktığını görüyorduk ve onu ilk kez gördüğümüzde çok sevecen ve güler yüzlüydü. Oh, sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Daha sonra Poppy'yi dev bir deliğin önünde buluyorduk ve bize söyledikleri oldukça şüpheliydi. Listen, I'm going to need you to trust me. Bana güvenmene ihtiyacım var diyordu. Sanki son bölümde bize karanlık yüzünü göstereceğinin işaretini veriyor gibiydi. Daha sonra Poppy'yi yakalayan Mommy Long Legs onu elinde tutarak karşımıza çıkıyordu. Ve oyun boyunca uzunca bir süre Poppy'yi tekrar görmedik. Ta ki Mommy Long Legs'i öldürüp en sonda kontrol istasyonunda onu Mommy Long Legs tarafından ağlarla tutsak edilmiş halde bulana dek. Onu ağlardan kurtardığımızda ilk gördüğümüz neşeli tavrı beklerken çok karanlık bir yüzüyle karşılaştık. Her? Good. I'll board the train. We need to leave. Gözleri farklıydı, konuşma tarzı donuktu, özetle çok karanlıktı. Peki neden? Şimdi gelelim Poppy ve Deney 1006 arasındaki bağlantıya. Az önce anlattığım Poppy'nin değişimi dikkat ettiyseniz biz Mommy Longlegs'i öldürdükten ve Deney 1006 onu kendi parçası yaptıktan sonra gerçekleşti. Bu da Poppy'nin aslında ilk baştaki şirin yüzünün bizi olayların içerisine çekebilmek için olduğunu düşündürüyor. Eğer ilk başta bize oyunun sonunda gösterdiği karanlık yüzünü gösterseydi belki de Poppy'ye yardım etmeyi tercih etmeyecektik ve o bunu biliyordu. Yani biz Mommy Longlegs'i öldürdüğümüzde Poppy'nin o an için bizimle ilgili planı bitmişti. Bu yüzden artık bize güler yüzlü davranmasına ihtiyacı kalmamıştı. Peki ama Poppy'nin amacı neydi? İlk ve oyunda görünen en muhtemel amacı fiziksel olarak yeterince güçlü olmaması sebebiyle düşmanlarını yenmek için ona yardımcı olmamız için bizi yanında istemesiydi. Oyunun sonunda da bizi bırakamayacağını söylemesinin sebebi bu olmalıydı. Ama bu zaten herkesin gördüğü ve tahmin ettiği bir şeydi. Şimdi gelelim bize asıl şaşırtacak bağlantılara. İkinci seçenek Deney 1006 ve Poppy'nin aslında ortak çalışıyor olması. Bu ortaklık belki de Deney 1006'nın Poppy'nin kontrolünde olması anlamına geliyor. Deney 1006'nın güçlenmesi ve yeterince karakterden parçalar toplayıp insansı forma yakın bir halde dönüşümünü tamamlaması Poppy'nin de işine geliyordu. Çünkü Poppy ve Deney 1006 en başından beri birlikte çalışıyordu. Çünkü belki de Deney 1006 Elliot Ludwig'ti ve ve Poppy de onun evlat edindiği kızıydı. Ve Deney 1006'nın asıl amacı aslında Poppy'ye ulaşmaktı. Bütün her şeyi birlikte planladılar. Eğer gerçekten böyleyse Deney 1006'nın Mommy Long Legs'i kendi parçası yaptıktan sonra daha da güçlenmesi Poppy'nin de özgüvenini arttırmıştı. Aynı zamanda bizimle işi o an için bitmiş olduğu için karanlık yüzünü bize göstermişti. Ve gelelim üçüncü ama en çok sizi şaşırtacak teorimize. Oyunun sonunda Poppy konuşurken bir anda şaşkınlıkla ne diyordu ve konuşma kesiliyordu. Şimdi oyunun sonundaki o bölümü birlikte izleyeceğiz. Tam Poppy'nin konuşmasının kesildiği sahneyi dikkatle dinlemenizi istiyorum. This train is now heading towards Playcare. It's the best place to start looking. Bu sahnede dikkatinizi bir ses çekmiş olmalı. Bir alarm sesi geliyor, fark ettiniz mi? Bu alarm sesi sizce ne olabilir? Şimdi göstereceğim bağlantı sizi çok şaşırtacak. Bölüm 2'de Deney 1006 ile ilgili kaseti hatırlayın. Deney 1006'nın bir çalar saatin pillerini söktüğünü ve lazer ışık yaparak kameraları etkisiz hale getirdiği söyleniyordu. Evet arkadaşlar, tüm sır çok büyük bir ihtimalle buradaydı. Deney 1006 pillerini söktüğü o çalar saati kullanmak üzere sakladı. Ve en son sahnede Poppy'nin şaşırmasının sebebi arkasında Deney 1006'nın olmasıydı. Peki Deney 1006 neden alarmlı bir çalar saat sesiyle kendini belli ediyordu? Çünkü henüz dönüşümünü tamamlamadı. Henüz konuşabilecek bir yapıda değil. Hala parçaları topluyor ve konuşamadığı için kendisini çalar saatin alarmıyla belli ediyor. Ve Poppy çok şaşırıyor çünkü Deney 1006'yı saldırgan bir formda görüyor. Aslında ortak olduğu ya da kontrol ettiğini düşündüğü Deney 1006 Poppy'yi esir alıyor. Oyunun sonundaki alarm sesi ve Deney 1006'nın kasetinde alarmlı çalar saati söktüğünü söylemeleri tamamen bir tesadüf olamaz diye düşünüyorum. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Umuyorum videoyu bilgilendirici ve eğlenceli bulmuşsunuzdur. Dediğim gibi Deney 1006 ile ilgili 1. bölümdeki kasette gözden kaçan çok önemli gizemler var. Ve Deney 1006'nın neden bu kadar kızgın olduğuna da ayrı bir videoda bakacağız. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoya aşağıdan bir de like atarsanız çok sevinirim. Gün içerisinde 10.000 like gelirse dediğim gibi yarın saat 12'de yeni ve sürpriz bir video daha sizlerle olacak. Teorilerinizi de yorum olarak yazmanızı bekliyorum. Şu an katıl butonu üyelerimizi ekranda görebilirsiniz. Aynı zamanda çocukluğumuzun en büyük korkusunu anlatan bir oyun videosu paylaşmıştım. Ekranda ve kartlarda o videoyu da görebilirsiniz. Mutlaka göz atın. Desteğiniz ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize keyifli hafta sonları. Sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.